Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok süper kar yağıyor. Gece bayağı yağmış. Hala devam ediyor. Sizler arkadaşlar bu videoda haberlerde çok üzücü bir haberle karşılaştım. Onun hakkında birkaç kelime, birkaç söz söylemek istiyorum. Tabii haberde bu Hatay'da köpeği zehirlemişler falan, çok acı verici bir görüntüsü vardı köpeğin. Bayağı bir üzüldüm. Onun hakkında bir video çekmek istedim köpeklerimle birlikte. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kameramı çevireceğim ve videoma başlayacağım. Arkadaşlar videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Ay benim kızı. Oy benim oğlum. Kıyılır mı bunlara ya? Şuna baksanıza nasıl seviniyor beni sevdim diye. Hoş. Kamera atlama. Sana oğlum benim. Arkadaşlar geçilerin samanını verdik, ağırlar falan yaptık, inekleri. Dedim bir video çekeyim sizler için. Ya çok üzüldüm. Meh gel. Kış. Toplanın bana, toplanın. Gelin buraya. Çok güzel kar yağmış. Bakın köpeklerin de belli. Bayağı bir boylarına kadar gelecek. Dövüşmek yok aslanım. Bu videoda dövüşmek yok. Biraz da o köpek de bu köpeğe benziyor, benim köpeğime. Meh. Ya arkadaşlar onu yapan insan değil ya. Ya böyle bir şey nasıl yapayım? Bir de videoya çekmişler. Bir de çukur kazmışlar. Köpeği zehirleyip içine atıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım o cezalarını kız tez sönü zamanda versin öyle insanların. Onları da öyle bir çukura bir kaktırıversinler. Allah. Karlar döküldü tellerden. Meh. Gel lan küçük. Arkadaşlar bu arkadaşın ismini Cesur koyduk birlikte. Şöyle sorular geliyor. Hasan neden kıl da var? Neden kıl geçileriniz çok küçük? Tekeler değiştir falan diye köpekler hakkında yorumlar geliyor. Arkadaşlar bu videoda da biraz onlara da cevap vereyim. Ya bizim geçiler küçük ama arkadaşlar küçük büyük fark etmiyor, önemli olan piyasasını bulmak. Satamadıktan sonra, piyasası olmadıktan sonra büyük olmuş neye yarar? Bir de arkadaşlar bizimkiler tamam küçük, ben çok büyük demiyorum. Bizim kurbanlıklar 1,5 yaşında falan oluyor. Yani aşırı büyük olmuyor ama bizim etli oluyor. Eti lezzetli oluyor geçilerimizin, davarlarımızın. Ya çok eski bir ırk. Eski bir ırktan geliyor. Hiç değiştirmedik ırklarını. O yüzden bir de bir yerden bir ara bir teki aldık. Davarı hasta etti. Teki hastalıklıymış. Gel oğlum gel. Gel. Koş. Gel. Davarı hasta etti. Ondan sonra da pişman olduk. Hala onun hastalığını çekiyor mallarımız. Bu sene kurbanda 30'a yakın kendimiz kestik sattıklarımızı. Yani hiçbir şikayeti, hiçbir kötüymüş gibi bir de kendimiz kestik göre göre. Şikayette de bulunmadık. Çok güzel etleri vardı. Lezzetli diyorlar zaten alanlar. Gel oğlum. Ya çok güzel kar yağıyor arkadaşlar. Yani o yüzden kıldavar tercih ediyoruz. Zaten buralarda dağdaş olduğu için çok cins inek de gelmiyor buralara. Ondan sonra cins geçi de gelmiyor arkadaşlar. Koyun zaten burada pek olmuyor. Bir de şu vardı. Niye tasma takmıyorsun diyorlar arkadaşlar. Köpeklerine tasma lazım. Arkadaşlar bizim köpekler çok insancıl olduğu için yani üstümüze atlıyorlar. Sarılıyorlar. Şuna baksanıza. O ver elini oğlum. O ver elini aslanım. Bakın elini veriyor. Bakın akıllı bu, akıllı. Arkadaşlar bunlara kıyılır mı ya? Bunlara kıyılır mı? Baksanıza şunun masumluğuna bakın. Oğlum buna et mi lan bunlar? Tana gibi olmuşsun sen. Besi tanası mısın lan sen? Bunlara en çok ben kıydığım şey arkadaşlar. Ben bunları tutuyorum ve ısırıyorum. Ne? Karmayar oğlum. Oo, bayağı hemen birden gördüğünüz köpeklerin üzerini kapattı. Gel. Küçük. Atla. Bakalım atlayacak. Atla. Atla oğlum. Atla. Yok.
Nereye bakın lan? Oma. En fazla bunları böyle ısırıyorum bunları ben. Isırıyorum anca. Yanaklarından ısırırım, bağırttırırım bunları. Değilse bunların benim arkadaşlar yavrularım bile kulakları kesmemek taraftarıyım. Acılarına çekmemeler taraftarıyım ama yani mecburen kesmek zorundayız. O yüzden onu bile zorla yapıyoruz. Değilse zehirleyip öldürmek hiçbir insancılığa değil. Hiçbir insan yapmaz öyle bir şey. İnsan değildir onu yapan. Ya köpek titriyor böyle videoda gördüm. İçim cız etti. Şerefsiz ya. Kıyılır mı bunlara? Gel koş. Gel oğlum. Gel küçük küçük. Karda durman gelin sokulun yerlerinize girin hadi. Hadi karaltıya girin. Bayağı kar yağmış arkadaşlar şöyle göstereyim. Geçilerde davarları samanlarını yemişler. O havluya da yığılmış biraz kar. Biraz havlu da verdik. Biraz arada işte daha önce de gösterdim sizlere. Geçilerimizin nerede saman yediğini. Çok güzel bir hava var. Yani tasmadan bahsediyorduk arkadaşlar unuttum. Ya konuşurken birden bir yere atlıyorum. Bir yerden bir yere atlıyorum. Kusura bakmayın. Dalıyorum bir şeyler oluyor. Tasmayı arkadaşlar aslında vardı tasmaları. Ya şu köpeğin Cesur'un ayağı tasmadan dolayı kırıldı. O yüzden ben de köpeklerimin pek boğuşmasını istemiyorum. Başka köpeklerle de olsun. Yani öyle köpeğim şöyle boğdu böyle boğdu diye övünen biri değilim. Keşke boğuşmasınlar. Sakin sakin güzel güzel anlaşsınlar diğer köpekler. O yüzden tasma takmayı da pek kurt için kurtla boğuşsa önemli de yani pek de önemli görmüyorum ben. Hem ağırlık yapıyor boyunlarında hem de birbirleriyle de hırlaştılar mı çok sıkıntılı batıyor, küflü oluyor, bir şeyler oluyor. O yüzden çıkardım vardı. O yüzden çıkarıp kenara koydum. Ama dediğim gibi köpekler boğuşmasını isteseydim takardım. Yani hiçbir köpekle gördüm mü kışkırtmam. Ayırmaya çalışırım genelde. Vallahi arkadaşlar çizme boyu kar var burada. Bayağı bir çok ayırırım öyle. Şunun duruşuna bakın. Tomarmış ya. Kar mı var oğlum? Gerek yok yani tasmaya şu an. Ne oldu oğlum? Şunun bakışına. Gözleri kapanmış kardan. Çok güzel yağıyor arkadaşlar bura. Ne oldu aslanım? Oy, yaşlandın mı lan sen? Yana, yana. Aman dur kamerayı çevireyim de seni ısırıvereyim mi? Hayırlar mı şunlara ya? Burada bu bastarı. Aslan bunlar aslan. Hayırlar mı bunlara? Bunlara kıyan şerefsizdir arkadaşlar. Değil mi oğlum? Baksana şunun yakışığına. Arkadaşlar buralarda da oluyor öyle. Bahçelere falan yok porsuk girdi yok şey girdi diye zehir atıyorlar. Ondan sonra kurtlar kuşlar yani kurtlar kuşlar dedim kuşlar kediler falan yiyor zehirden balıktan. Oğlum geldin mi lan kıskanç. Kıskanç oğlum benim. Kıskanç kıskanç. Gel lan bura. Gel. Ölüyorlar falan. Yatırayım ya. Barak barak içine yattı benim oğlum ya. Üşümez bunlar üşümez. Dur avradını sattım. Şimdi onun zamanı mı lan? Şimdi onun zamanı. Sen de mi geldin Cesur'um? Gel. Bunlar birbirlerini çok kıskanıyorlar ya. En fazla ben bunlara bunu yaparım arkadaşlar. Severim bunları severim. Bunlara kıyılır mı? Değil mi lan? Kıyılmaz bunlar arkadaşlar. Bunlara kıyan insan değil ya. Hele o köpeği gördüm. İçim cız etti ya titriyor falan.
Ay şerefsiz, onu görürken hiç, ölü yaparken hiç mi canın acımadı senin? Hiç mi yüreğin sızlamadı? İnşallah sen de öyle titreye titreye ölür gidersin. Köpeğe yaptığın onların sesi çıkmaz, selo çıkmaz. İstediklerini diyemezler, konuşamazlar. Gel, kıç kıç. Kıyılır mı onlara? Allah, Allah'ım akıl fikir versin ya Rabbim. Değil mi oğlum? Değil mi aslanlarım? Arkadaşlar, bayağı kar sıkıştırdı. Bu videomu burada bitireceğim. Birkaç bilgi vermeye çalıştım size. Tasmayı niye takmıyorum? Kışılarım niye kılda var diye. Bugün de davar salınmaz zaten. Bayağı kar olmuş. Çünkü bir de önceki günlerde azdı kar. Şimdi bir de geçilerimiz hamile doğum süreci, doğum yaklaştığı için bu karda bırakabilirler. O yüzden çıkarmayız bu karlardan. Biraz az olsa sıkıntı yok da bayağı çoğalttı. Bir de hala da yağmaya devam ediyor. Arkadaşlar, yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten tek tek uygulamaya çalışıyorum. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi. Destek verdiğiniz için de hepinize bol bol teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İlerlemeye başladı kanalım sizler sayesinde. Daha güzel günler göreceğiz inşallah. Hem bizim için, benim için bir moral oluyor bu YouTube. Yani böyle bir video çekmek, konuşmak, içimi boşaltmak, derdimi dinliyorsunuz yeri geliyor. Güzel oluyor benim içimde. Şöyle geçilerimi de göstereyim sizlere. Samanlarını bolca verdik. Batmalar falan iyice fullca doldurduk. Bayağı yemişler ama birazdan tekrar da yine vereceğiz. Arkadaşlar, bugün bir de inek videosu istiyoruz arkadaşlar. İneklerimiz hakkında bir video çekmeye çalışacağım. İnşallah çekebilirim. Neyse, kendinize iyi bakın. Ya, haberlerde gördüm, üzüldüm. O konu hakkında biraz üzüntümü dile getirmeye çalıştım sizler için. Yani sizlere söylemek için, ya gerçekten insan olamaz onu yapanlar, öyle şeyleri yapanlar. Çok karşıyım böyle şeylere arkadaşlar. Hayvanlarımıza elimizden geldiğince bazen bakamıyoruz, bazen bazı şeyler eksik olabilir ama gerçekten inan bütün çabamızı gösteriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz onlar için. Kargış demiyoruz, yaz, yağmur, çamur. Elimizden ne geliyorsa, ne gerektiriyorsa onları yapmaya çalışıyoruz. Eksik, tabii eksiklerimiz olabilir. Her şey dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Ama bizim çabamız dört dörtlük olması için arkadaşlar. Neyse, bu videoyu da burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Destek olmak için beğenebilirsiniz videoyu. Yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Buradan hepinize selamlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.